Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Xitayning Uyghurlar üstüden çıkargan akılıge sığmaydıgan sot hükümü aşkarılandı. Yakında Çakılık Nahilik Sot Mahkemesi'nin Kasımcan üstüden çıkargan akılıge sığmaydıgan bir hükümü aşkarılandı. Şarkı Türkistan'ın Çakılık Nahisi'deki Xitayının Korçak Sot Mahkemesi 2018 yılı Kasımcan isimlik bir Uyghur'a çıkargan 121. numaralı hükümde onun başkalarını seyrek mezmundaki filmlerini körmestiki nesihat kılgallıkını bahane kılıp 10 yıl hüküm çıkargallıkı aşkarılandı. Hükümnamede cevapkarının Karakaş Naisi 40. Kenet 3. Grupta Oltuşluk Partiye Azası ihkerliki. Topluşup cemiyetini kalaymakan kılıç dili olsa da gümanlık bulgallıkı üçün 2017 yılı 8. ayda tohtup koyulgallıkı, cevapkarının 2016 yılı 13. ayda Çakılık Naisi 36. Diviziya etrafıdaki Şığıl Zavutu'da işleş devamında birgi işleydiğen Mahmut isimli kişiye setkep kılmanlar, seyrek mezmundaki kinolarını körmanlar. Dininler bulgunudu. Namaz okumay bundak nerslerini körsenler 40 günü geçe dininler paklanmaydı digendek yaplarını kılgallıkını bahane kılıp, onunla dini esabilikini targıp kılış, milli öçmenlik, milli kemsizki kuturatkuluk kılış katarlık, akılgı sığmaydıgan cinayetlerini bekitişi arkalık, 10 yıllık kamakı hüküm kılınıp, siyasi hukukudun 5 yıl mehrum kılınğallıkı bildirilgen. Fransiya ceza lagiri meselesi de ahire iğiz açtı. Germaniya avazı torunun tünügünki haberde bildirilişe Fransiya hükümeti Xitayını Şarkı Türkistan'daki ceza lagirlerini derhal taqaşkı çakırdı. Fransiya Taşkı İşler Ministeri tünügün çarşamba muhbirlarına işbadı bildirip, Xitayını Şarkı Türkistan'daki ceza lagirliği günahsız kamalgan milyondan artık Uyghur ve başka Müslüman milletlerine koyup bilişki çakırı kılgan. O söz diyene Xitayının Birleşken Millete Teşkilatı kişilik hukuk emeldarlarının Şarkı Türkistan'a berip tekşülüşüge ruhsat kılışı gereklikini. Fransiya hükümetinin taratkularda aşkarlanıvatkan ispat ve hüccetlerge inçki dikkat kılıvatkallıkını bildirdi. Yıkında aşkarlanan Xitayının mehbi hüccetleri ceza lagirlerini yeni delil ispat bilen temelligen bulup, halkaralık taratkulardan sırt her kaysi devlet hükümetlerimi ceza lagirleri meselesige kaydedin dikkat kılışkı başladı. TikTok halkaranın besimeği baş egdi. Germaniya avazı torunun haberde bildirilişçe Douyin'nin bayanatçısı bugün bayanat ilan kılıp, Xitayının Uyghurlarını bastırıvatkanlıkı hakkında kısqı sin tarqatqan Firuza Aziz'nin toğnıtılgan hesabatını əsligi keltürgenlikini bildirgen ve apı sorgan. Amerikalık 17 yaşlık Müslüman kız Firuza Aziz yakında Douyin'nin chat el nusqısı bolgan TikTok app detalida kısqı sin tarqatıp, özgeçi usul arqalıq halkara cemiyetini kırgıncılıkka uçuravatkan Uyghurlarga itibar bilişki çakırgan. Mezkur sin TikTok supsida 2 milyon qetimge yakın, Twitter'da bolsa 7 milyon qetimge yakın körülüp, təsir nihayeti küçlük bolgan. Ama uzun ötmey onun TikTok hesabati bir aylık toğnutilgan. Mezkur sinmo yuyuvitilgen. Douyin tarafının bu kılmışı halkaralıq nüpuzluq taratkularda köplep haber kılınıp, kattık gulgulu payda kılgan. Douyin şirket mesulleri başta bunu inkar kılgan bolsa mu, vaziyetinin yamanlışı vatkallıqını his kılıp, bugün bu aqtı bayanat ilan kıldı. Bayanatta Firuza'nın hesabatını əsligi keltürgenlikini, bunun siyasi sebepten emez, belki hizmetçi xadımlarının bexastelikli sebeplik bulgallıqını, bu aqta keçürüm soraydıqallıqını bildirgen. Gerçi Douyin taraf apı sorugan bosumu, halkara cemiyetinin bu şirketinin chat eldimi Xitay dairlerinin kontrollüqü durvatqallıqı bolgan gümani küçeygen. Trump, Hong Kong kişilik hukuk ve demokratiya kanun lahisini tasdiqladı. 28 noyabr Amerika avazı haberde bildirilişçe Amerika Prezidenti Trump Hong Kong kişilik hukuk ve demokratiya kanun lahisini resmi tasdikledi. Haberde tünügün Trump'nın Hong Kong kişilik hukuk ve demokratiya kanun lahisini resmi tasdikliğallıqı, mezkur kanunun Hong Kong kişilik hukuk ve demokratiya kanuni Hong Kong'nu kogdaş kanuni qatarlıqlarını özçige aldıqallıqı bildirildi. Mezkur kanun lahisi de Amerika Taşkı İşler Ministerinin Hong Kong vaziyetini tekşürüp, Hong Kong'un Xitay'dan periklı kalda alahaydı hukuklardan bahriman bolgan bulmağallıqını yıldı bir qetim Amerika parlamentiğe dokudat kılışı gerekliki. Xitay'a karşılık körsetken Hong Kongluklarının kolu ilinğallıq hatirisi tüpeylidin visini rət kılmaslıq gerekliki. Hong Kong'un yüksek abdunomiyesi ve kanunuğu buzgunçilik kılgan kişilerini Amerika'a kirişini çekleş,
hisobini to'ng'itish qatorliq usullarni qo'llanish orqali jazolash kerakligi bildirilgan. Mazkur qonun loyihasi oldingi oyda Amerika Kengash palatasi va Avom palatasining ma'qulligidan o'tgan. Loyihaning qonuniy kuchga ega bo'lishi Trampning tasdiqlashiga qarashliq bo'lib qolgan edi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bugun bu haqda chalvaqib, Amerikaning Xitoyning ichki ishlarga aralashganligiga qattiq norozilik bildirganligini jar soldi. Tashkilotlar birligi hay'ati Yevropa ziyoratini oyoqlashtirib qaytib keldi. Yevropa davlatlarida bir qator ziyoratlarda bo'lgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon boshchiligidagi hay'at ziyoratini muvaffaqiyatli tamomlab Turkiyaga qaytib keldi. 26 noyabr kechasida bir turkum yurt oqsoqollari, ulamolar birligi, Sutuqboraxon va Xipi qatorliq tashkilotlarning bir qism a'zolari Hidoyatulla O'g'izxonni ishxonasi ziyorat qildi. Hidoyatulla O'g'izxon mehmonlarni qizg'in kutib oldi va rahmatini bildirdi. Mehmonlar Hidoyatulla O'g'izxon bilan erkin azodi suhbatlashdi. Hidoyatulla O'g'izxon mehmonlarga Yevropadagi bir necha davlatga qilgan ziyorati va bu ziyorat jarayonidagi ba'zi ta'sirotlari to'g'rilik qisqacha ma'lumot berdi. Orqadan iqomat va nufusga aloqador so'ralgan savollarga tushuncha berdi va hal qilishga tegishli ba'zi masalalar haqida to'xtalib o'tdi. Shunaqa tashkilotlarning xizmatlari to'g'rilik ma'lumot oldi va saqlanayotgan ba'zi masalalar haqida qisqacha muzokara qilib berildi. Xitoy Amerika bilan bo'lgan savdo urushini to'xtatishga kuchaymoqda. Xitoy Amerika bilan bo'lgan boj o'stirish urushiga xotima berish maqsadida tayyorlik kelishimi uchun muzokaralash qaroriga keldi. Xitoyning Xinhua agentligining Xitoy savdo ministrligining bayonotini manba ko'rsatgan xabarga asoslanganda, Xitoy muavin bosh ministri shunaqa savdo ishlari bosh maslahatchisi Liu He, Amerika moliya ministri Steven Mnuchin va savdo vakili Robert Lightser bilan telefonda ko'rishgan. Telefon suhbatida har ikki tarafning masalalarini hal qilishda qarshi tarafning andishalarini nazarda tutgan holda aloqador masalalarga munosib pozitsiya tutishi kerakligi ustida fikr birligi hosil qilinganligi va bu tayyorlik muzokaralar doirasida boshqa masalalar haqida ham aloqa munosabatining davomlashadiganligi bildirildi. Suhbatga Xitoy savdo ministri Jungshan, Xitoy Markaziy banki, Xitoy Xalq bankining mudiri Yi Gang shundaqla Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti muavin boshlig'i Ji Jinning ham qatnashganligi bildirildi. Xitoy Amerika o'rtasida 18 oydan buyon davomlashayotgan savdo urushi oldingi yili martda Amerika prezidenti Donald Trampning Xitoydan import qilingan ba'zi mahsulotlarga qo'shimcha tamojna beji qo'yishi bilan boshlangan edi. Bu savdo urushi ochiq suvdan purchoqqacha, avtomobil zapchastlaridan yuqori texnikalargacha kengayib qolmasdan, Xitoyning 2025 yillik planida hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan texnikalarda kam bo'lsa bo'lmaydigan nodir elementlarni ham ikki taraf o'rtasidagi savdo urushining ko'zirga aylindigan darajaga yetgan edi. Xitoy muavin bosh ministri Liu He bosh muzokarachi sifatida 13 qitim hay'atlar aro uchrash yig'ini o'tkazgan bo'lsa-mu, biroq hech qanday natijaga erishilmagan edi. Yaponiya Uyg'urlarning vaziyatidan andisha qilayotganligini bildirdi. Yaponiya tashqi ishlar ministri Toshimitsu Motega 26 noyabr kuni Yaponiyaning Xitoy rejimining Uyg'urlar va Sharq Turkistondagi boshqa yerlik musulmon millatlarga qilayotgan muomilasidan andisha qilayotganligini bildirdi. Yaponiyaning davlatlik kundalik gazeti bo'lgan Mayinchi gazetining xabar qilishicha, Xitoy rejimining Sharq Turkistonda yo'l qo'yayotgan lagerlari va boshqa nazorat tizimlari haqidagi maxfiy hujjati oshkorlangandan keyin Yaponiya hukumatining diqqatini qo'zg'agan. Yaponiya tashqi ishlar ministri Toshimitsu Motega axborot e'lon qilish yig'inida bu vaqtdagi savollarga javob berib, biz erkinlik va kishilik huquqiga hurmat qilish, qonun bo'yicha ish ko'rishga o'xshash universal huquqlarning Xitoyda kafolatga ega qilinishini muhim deb qaraymiz. Shuni biz Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyatini andisha ichida ko'zlayotimiz degan. U yana 25 noyabr kuni o'zining Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgandimi, yuqorqi maydonni ifoda deganligini bildirdi. 26 noyabr kuni yana Shvetsariya tashqi ishlar ministrligi maxsus yozim bayonot e'lon qilib, lagerlar haqida oshkorlangan hujjatlarga inkos qaytardi. Ular bayonotida Xitoy rejimining har qaysi davlatlarning Sharq Turkiston vaziyati haqidagi andishalarini diqqatga olishini, Birlashgan Millatlar Tashkiloti mustaqil tekshiruvchilarining lagerlarni cheklamasiz ziyorat qilishiga yo'l qo'yishini talab qilgan. Oldingi kunlari Germaniya, Angliya va Yevropa ittifoqimi ayrim-ayrim holda lagerlar haqidagi maxfiy hujjatlarga inkos qaytarib, Xitoy rejimini xalqaro jamiyatning rayonida erkin tekshirish olib berishiga yo'l qo'yishga chaqirgan edi. Amerika Vietnamga Xitoyga qarshi ishiltish uchun paraxot bermoqchi. Amerika hukumatining e'lon qilishicha, Amerika Vietnamga Janubiy dengiz rayonida Xitoyga qarshi harakatlarini kuchaytirish uchun yana bir dona charlash paraxoti bermoqchi bo'lgan.
Amerika hükümetinin bu kararını Amerika Müdafiye Ministeri Mark Esper Vietnam ziyaretinde aşkarlığan bulup, Vietnam bolsa Janubi Deniz rayonunda özünün igidarçılık hukukunu çiñ turuvatkan devletlerinin biri hesaplandı. Mark Esper Vietnam ziyaretinde Xitayni tanqidlab mundaq dedi. Xitayning bu deniz rayonunu qonunsiz halda özünün qilibilish uchun elib beriyotgan harakatlari atrofdagi qo'shni davlatlarning o'z deniz tabiatligidagi tabiiy boyliklardan foydalanishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Hamda bu ahvol shu rayonning energiya bozorining muqimligiga ta'sir ko'rsatishi va urush paydo qilish ehtimolligi bor. Keniya o'z portini Xitoyga o'tkazib berish xavfiga duch keldi. 26 noyabr kuni Keniya bosh iqtisodiy taftish organidan tarqalgan ma'lumotlarga asoslanganda, Keniya Xitoyning import-eksport bankisidan olgan qarzlarini kelishim bo'yicha vaqtida qaytarilmasligi sababidan Mombasa shahridagi portni Xitoyga tortqizib qo'yish oldida turmoqda. Xitoy import-eksport bankisi Keniya temir yo'l idorasiga bergan 2.3 milliard dollar qarz kelishimining ichidagi Mombasa porti bo'lsa, Keniyaning egalik huquqi ostida qo'g'dildigan joylar qatoridan hisoblanmagan. Xitoy bu fursatni chiñ tutib, qarzning o'rniga bu portni bir mazgil kontrol ostiga olib olishi mumkin ekan. Keniya temir yo'l idorasi Xitoydan bu qarzni Mombasadan poytaxt Nairobigacha poyiz yo'l yasash uchun olgan ekan. Keniya bosh iqtisodiy taftish organining a'zosi Fete Kemami bu to'g'risida mundaq degan. Qarzni to'lash kelishimida agar Keniya hukumatı Xitoydan olgan qarzni to'lay olmasa, Keniya port idorasining kirimini bu qarzni qaytarish uchun ishiltidi deb kelishgan ekan. Demak, agar Keniya temir yo'l idorasi Xitoy import-eksport bankisiga qarzni to'lay olmasa, Xitoy Keniya port idorasini qo'liga oladi degan gap. Uningdan sirt, agar bu kelishim to'g'risida qandoq sud ochilmoqchi bo'lsa, u sud faqat Xitoy sud mahkamasi tomonidan hal qilinadi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırırız. Şimdi bu programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.